Bizi seçim süresi boyunca ziyaret ederek hasbihal edip projelerinizi açıklayan değerli Yeşilyurt Belediye Malatya Yeşilyurt Merkez Yeşil Belediye Başkanı adayımız. Aynı zamanda Cumhur İttifakı'nın onurlu temsilcileri. AK Parti ilçe başkanımız Muhammed. Sayın Gençlik Kolları Başkanımız. İnsanlar inançlarını, geleceklerini korumak için hep beraber sokağa çıktıysa bugün de benzeri bir gündür. Hep birlikte sandığa koşmamız gerekiyor. Biz bugüne kadar bizler Yeşil Yurt'un hizmetkarları, Yeşil Yurt'un çalışanları, emek verenleri, Yeşil Yurt'u her aşamada, her kademede, her alanda büyütmek için büyük özveriyle, gayretle, tevazuyla çalışan ve 2014 yılında devralmış olduğumuz Yeşil Yurt'u bugün yaklaşık her alanda 4-5 kat büyüten bir seviyeye getirdik. 5 yıl içerisinde bizler Yeşil Yurt'a çok büyük hizmetler yaptığımıza inanıyoruz. Ve Yeşil Yurt artık marka şehirler arasında Cumhurbaşkanımızın da seçim beyannamelerinde vermiş olduğu emsalsiz şehirler arasında yerini almaya başladı. Artık Yeşil Yurt deyince hizmet alanında çöpün, çukurun, çamurun olmadığı bir ilçe akla geliyor. Kültürel anlamda herkese ulaşabilen, herkesin kültürel etkinliklerine katkı sunan gençlerden büyüklere, kadınlardan erkeklere, yine muhtarlardan yaşlılara kadar her türlü özellikle toplumun farklı kesimlerinde yer alan bütün herkesi kucaklayan bir kültürel etkinlik alanı oluşturdu. Aynı zamanda AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanımız Sayın adayımız Sayın Burhan Kılıç ve değerli Milliyetçi Hareket Partisi'nin ilgilenen değerli Milliyetçi Hareket Partisi'nin sözlerini takdim etmek üzere mikrofona davet ediyorum. Şu anda artık Yeşil Yurdumuz marka şehirler arasında ve ilimizin en büyük ilçesi olduğundan beri aynı zamanda da ülkemizde de yaklaşık 30 ilden daha büyük bir konuma geldi. Evet, 320 bin nüfusla Yeşil Yurt bir marka, Yeşil Yurt bir sevda ve Yeşil Yurt artık kendi kendini aşan, kendi kabuğunu kıran bir marka.